Herkese selam dostlar. Bugün F-16C ile oynuyoruz. Ama şöyle bir problemimiz var. Uçağımız tamamen stok. Mürettebata nitelik de basmadım. Şöyle bir göstereyim. Bunlar basılı. Nitelikten para verdiğim zaman bunu uzman yapabiliyorum. Daha sonra da as yapabiliriz. Şu an bu slotta tek F-105 de as. Bu da bire simde bomba atarak kolay bir şekilde böyle bir mürettebat yaptık. Eğer çok isterseniz de bununla bir oynanış videosu çekebilirim. Çünkü bu uçakla bayağı bir simde oynadım ben. Ama konumuz bugün F-16C. Şöyle modifikasyonlara baktığımız zaman şu seti açmaya çalışıyorum. Hani bomba alayım artık base'dir, yer hedefidir vesaire onları vurayım. Ve geri kalan kısmını kolayca açayım diye. Stokken şöyle 2 adet AIM-9D'im var. Başka hiçbir şeyim yok. Ya böyle 2 tane uçak alabiliriz. O da arkadan falan yakalarsak bir şekilde uyursa ya da şey yapabiliriz. Havaya döndük, hiçbir şey alamadık. En kötü yer hedefi vururuz. Pilotumuz bayılabilir. Çünkü nitelik olarak hani buradan bassak da uzmanı yükseltmediğimiz için ufak tefek bayılmalar yaşayacağız. Neyse gençler, fazla uzatmıyorum. Direkt bir oyuna geçiyorum. Keyifli seyirler. Şimdi gençler, böyle bir harita geldi. Buradan çıkacağız. Gene birazcık büyük harita. Bir dakika, buna şey alabiliyoruz mu? Aa, keşke yakıt tankı da taksaydık. Ama havada başladık. Bir bakalım duruma. Yo, yeterli. ADG asılınca birazcık üzecek gibi ama 44 dakikada idare eder. Zaten oraya gidene kadar bir 20 dakika kalır gibi. Bu arada standart olarak Türk kamuflajları, sol Türk kamuflajı diyelim. Onu ekledik. F-16'larda olmazsa olmaz bu. Zaten bunu nasıl ekleriz derseniz de daha önceki videolarımda söylemiştim. Kullanıcı kamuflajı rehberi var. Oraya da bakabilirsiniz. Şöyle birazcık kokpitten bakalım bu uçağa. Pilot bayılabilir bu arada. Ama şu F-16'lar güzel. Eksici. Yavaştan beyne kan gidiyor. Pilot kötü oluyor. Bu arada yaklaşık olarak bir haftadır video gelmiyor. Onu fark etmişsinizdir. Şöyle kimi zaman o kadar yoğun oluyorum ki. O yüzden hani eve gelsem bile bilgisayara sadece birkaç tane video izleyip çıkıyorum. Genellikle. Oyun bile oynamıyorum. Hani günlük ödev alıp çıkıyorum. Şöyle baktım daha Nisan ayı bitmemiş. 3500 km yol yapmışım. Ama 3 günde Kütahya'dan tut Balıkesir'e, Balıkesir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den gene dön Bursa'ya. Bayağı bir yoğun bir haftaydı. Bu sefer yorgun olunca yayın da açmıyorum veya video da çekmiyorum. En güzel dinlenmişken çünkü oluyor bu tarz şeyler. O yüzden kusura bakmayın. Merak ettirdiysek. Hani gene bu tarz şeyler falan olursa Instagram'dan yazabilirsiniz. Zaten Insta'dan yazdılar. Benim sıkıntı yok. Geri geleceğim. Bu arada 2 tane 9D'yi uçak avlamak için kullanabiliriz. Daha sonrası için ise şey yapabiliriz. Ne derler? Yer etip vesaire onlara vurabiliriz. Lan o çok güzel. Çalabilir miyiz? Yok. Çok güzel düştü o. Stok Muratova'da da böyle sıkıntılar oluyor. Şöyle gidelim. Şu an fazla hıza ihtiyacım yok. Bize bir şey kalmadı. Şöyle asılacağım birazcık daha. Olmadı. O da yemedi. Çok kötü oldu. O öldü. Ulan bize bir şey kalmadı. Overgene.
pilot bayıldı. Birine çarpışıyorduk, az kaldı. Şuna gittiler. Bir ihtimal attım. Onu da aldılar. İsabet dedi. Onun içinden geçtiler açıkçası. Asist. Bir önceki maç mesela hiçbir şey yapamadım. Bunda bir asist aldık. Ne yapalım bari? Yer hedefi vuracağız. Korgan var mı? Obüsler var, bunları geç. Korgan yok galiba bu ortada. Şu orta tankları alamayabiliriz. Bot uçak var mı? Bot uçak da yok. Şöyle tabii adam ECM-65'leri attı. Güzel güzel vurdu. Bizde hiçbir şey yok. Şöyle bunları kessek fazla bir puan vermeyebilir. Kız, ulan bot bile gitti temizledi, onları bize bir şey bırakmadılar. Balistik bilgisayar var zaten. Yetersiz kaldı. Ulan buna bile kritik hasar verdik. O gider. Şöyle dönelim. Hani stok araçları nasıl kasıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten gıcık şey yapıyor. Böyle bir sınıyor sizi. 400. Kill de alamadık. Kill alsak gene güzel olurdu. Şöyle bir bakalım. Sandık vesaire verdi. Deneyim puanına bakalım biz. Tamam. Bunu açtık. Güzel. Şunu satın alalım. Şimdi bunu araştıralım. Tekrar böyle maç atacağız. Şu an bize ne yüklememize izin veriyor ona bir bakalım. İyi. Yanıcı bomba. Kaç tane? 4 tane veriyor. Hadi şununla da bir seriden bir maça gireyim. Şöyle bir oluşturayım hatta bir setup. Şimdi bunları taktık. Bunları takalım. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Şunu tak. Hadi bir de ekstra yakıt tankı tak. Şimdi daha etkili olacak. Hemen böyle bir seçelim o setup'ı. Böyle bir şeyler oldu. Şimdi tekrar maça giriyorum hızlıdan. Şimdi gençler böyle bir ortaya girdim. Kendi depomu bir 25 dakika ayarladım. Bir de yakıt tankımız var 10 dakikalık. 35 dakikalık toplam bir yakıt var. Tabii bu 35 dakika gitmeyecek. ADG yasadığımız için bayağı bir tüketeceğiz. Şöyle bir yavaştan ayarları yapalım. Sadece base alacağız. Şuna gidelim. Böyle bir kalkışız yapalım. Bu bomba lastikten sonra işiniz birazcık daha kolay olacak. 4 tanesi bir tane 3 alıyor. Yani rahatlıkla 2-3 alıp daha sonra fight'e girebiliriz. Az önceki maç gibi işkence çekmeyiz. Şöyle bir gidelim. F20 yardımcı oradan. Şimdi rakip de buradan geldiği zaman kafa kafaya bir fight oluyor. O yüzden olabildiğince hızlı olmamız lazım. Hatta şu tarafa bile yönelebiliriz. Rahatlıkla bomba atmak için. Şöyle bir gidelim. Çünkü şurada bayağı bir karmaşa olacak. Tamam, böyle dursun bu. Bize kilitlenenler var. Şu anlık bir şey yapmayacağız onlara.
Amerika var mı karşıda? Göremedim. Mi 29 geliyor. Su-27 geliyor. Vesaire vesaire. Şu an bir numaralı hedef biziz. Bu arada altımızdaki yakıt tankı birazdan düşecek. Böyle. Şu an artık kendi depomuzdan yakıyoruz. Onu pas geçtim. Önemli olan şu uçuşlar. Tedbir amaçlı atayım birkaç tane. Şuna... Lan. Yanlışlıkla niş takımlarını açtım. Hava freni yerine. Ya şuna bir tane daha atsak olacak. Yana yana gidiyor ama bir tane daha atalım. Zaten fazladan var. Şimdi şu üste dönelim. Neyse, iniş takımları kullanmıyorduk zaten. Hava frenini açmak yerine şöyle söyleyeyim, iniş takımlarını açınca böyle sıkıntılar oldu. Direkt al patladı gitti. Şöyle bir fight yapabilirsek fightımızla girelim. Önceki maça göre daha iyi. Bir de birkaç tane kill alırsak daha da güzel olacak. Aynen, at öyle, güzel. Bize de vurma. Spitfire. Ulan bedava kill kaçırdık. Utan buna tarayacak bir de. Gayet güzel puan yaptık. Artık Diamond fukasyonları kolay kolay açabileceğiz. Şöyle bir bakalım. Maç bitmedi, daha bitsin. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu uçakta zorluk şu napalm bombalarını açana kadar. Daha sonra bu bombaları açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi üst bombalayarak vesaire çabuk çabuk açacağız. Şimdi birazdan ekler bunu. Bekleyelim hatta. Şimdi maç bitti. Deneyimi şöyle ekledi. Az bir şey kaldı bu bombaların açılmasında. Öncekine göre gayet iyi. Şimdi bunu açtıktan sonra bu bombayı açarız. Veya işte bunları vesaire açarız. Duruma göre bakarız da. Bu stok uçakta asıl mesele şu yangın bombasını açana kadar. Bunu açtıktan sonra zaten 2 base alıp bir de birkaç tane kill aldığın zaman rahat rahat base alıyorsunuz. Şimdi sıra diğer videolarda.